Afişe hoş geldiniz. Sanat gündeminden en yeni haberlerle bu haftada karşınızdayız. Bakalım bugün afişte neler var? Kış Uykusu filmiyle dikkat çeken oyuncu Melisa Sözen, Fransız yapımı yeni filmiyle afişe konuk oluyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası onursal şefi Gürer Aykal, kurucusu olduğu Bifo'nun 20 yılını anlatıyor. 38. İstanbul Film Festivali'nin programı, Türk İşi Dondurma filminden özel röportajlar, sergi, albüm ve festivallerden duyurularla afiş başlıyor. Kış Uykusu filmiyle adından söz ettiren Melisa Sözen bir Fransız yapımında rol aldı. Melisa Sözen'le bir araya gelerek hem Fransa macerasını hem de son dönemdeki çalışmalarını konuştuk. Je veux juste aider moi, c'est pas permis ça? Si tu veux nous aider, il faut reconnaître Bassad. Donc vous reconnaissez être le père de Bassad? Oui. Ça y est, c'est bon chérie. C'est fait. Sevgili Melisa Sözen'le birlikteyiz. Melisa'cığım, son görüştüğümüzden bu yana hayatında çok güzel gelişmeler var. Biraz onları senden dinlemek istiyoruz. Çok güzel haberler var. Fransız yazar ve yönetmen Xavier de Chudans'ın aslında son filminde rol aldın. Damien dünyayı değiştirmek istiyor. Biz seni en son bıraktığımızda Kuş Uykusu filmiyle Cannes'a gitmiştin. Orada ciddi bir ödül almıştı. Altın Palmiye ödülünü almıştı film. Aynı zamanda da Fibreski ödülünü almıştı ve senin de o Fransa yolculuğun bu şekilde başlamış oldu diyebiliriz. Ya aslında tam dediğin gibi Kış Uykusu'yla birlikte başladı benim için süreç. Kış Uykusu'nun çok büyük bir etkisi oldu yurt dışında kariyerime daha doğrusu başlayabilmemde. Önce bir dizide yer aldım orada. O sırada Fransızca hiç bilmiyordum. Yani fonetik olarak ezberleyip oynadım dizide. Ne kadar zor bir şey yapmışsın. Benim için de yani çok korkutucuydu, çok heyecanlıydım. Çok yani aslında stresli bir süreçti ama çok çok da zevk aldım. Onun üzerine dizi bittikten sonra Fransa'ya gittim bir okula. 2 ay boyunca orada kaldım. Kursa yazıldım. Sonra tekrar Türkiye'ye geri döndüm. Burada vakit geçirmeye devam ederken bu sefer bu filmin olacağı haberi geldi. Onun üzerine ben çekimlerden birkaç ay önce tekrar atladım, Fransa'ya gittim. Bir ay bir kursa daha gittim ama yani totalde bir sene içinde 3 aylık Fransızca kursuyla yine bir şekilde konuşabilir hale geldim ama tabii ki hakim olduğum bir dil değil. Çok da zor bir dil. Çok zor bir dil. Çok sevdiğim bir dil. O ayrı, hani çok sevdim dilin kendisini de. Şansıma çok çok iyi bir oyuncu koçuyla ve diyalog koçuyla çalıştım. O bana çok yardımcı oldu. Sonra çekimler başladı. Yani başta şöyle bir stresim vardı. Biz Frank'la aslında çekimlerden önce sadece bir kere tanıştık. O da yani birkaç saat için birlikte bir prova yaptık, okuma provası yaptık. Dolayısıyla birbirimizi tanıyacak bir fırsatımız olmadı çekimlerden önce. Sete çıktığım zaman aslında partnerimi neredeyse hiç tanımıyordum. Evet. O yüzden onun bir tık gerginliği üzerimde vardı. Yani bir anlamda evet bir stres ama öte yandan da aslında oynadığımız karakterlerin hikayesine de bir şekilde iyi anlamda etkisi oldu. O sahneleri çekerken birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Karakterlerle de bu etki etti dolayısıyla. Benim en büyük yani baştaki zorluğum şuydu, sadece kendi repliklerimi ezberlemek değil, herkesin yani oynadığım sahnede kim varsa herkesin repliğini ezberlemek zorundayım. Çünkü aksi takdirde yani kaçırabilirim. Evet. Yani zaten doğal olarak siz karşınızdakini de repliklerini ezberliyorsunuz. Ama bunu Fransızca olarak Fransızca ezberlemek. Fransızca olarak yani daha da ekstra dikkat etmem tabii gerektiği için, çünkü söylediği çoğu şeyi anlamadığım için daha çok çalışmam gerekti. On s'est un peu fait dépasser. Tu t'es fait dépasser par les yeux de Brest de Selma. Ton seul délit. Peki biraz filmin konusunu senden dinleyelim. Biraz da karakterini dinlemek tabii istiyoruz. Benim için şöyle başlıyor, benim karakterim için. Fransa'dan oğluyla birlikte savaştan kaçıyor ve Fransa'dan çok özür dilerim. Suriye'den savaştan kaçıyor ve Fransa'ya sığınıyor. Ne yazık ki gerekli belgelere sahip değil Fransa'da kalmak için ve sınır dışı edilecekler. Oğlunun gittiği okuldaki rehber öğretmenlerden biri onlara yardım etmeye karar veriyor. Gerekli belgelere ulaşabilmeleri ve Fransa'da kalmaları için. Bu şekilde başlıyor ama sonrasında işler birazcık kontrolden çıkıyor.
Hem komedi hem drama hem bir yandan aslında şu anda ülkenin en büyük problemlerinden biri olan bu yaraya, bu konuya dikkat çekiyor. Ama bunu da daha fazla seyirciye ulaşabilecek bir üslupla, daha insanların kalbine dokunacak bir şekilde anlatıyor. Ve benim için hani böyle en tatlı yanlarından biri aslında tek bir kişinin bile çabasının ne kadar çok şey değiştirebileceğini de gösteriyor film. Ben çok sevdim izlediğimde. İlk izlediğimde aslında yani heyecandan çok bir şey anlamadım. Sonra bir daha seyrettim, bir daha seyrettim. Çok sevdiğim, içinde olduğum için mutlu olduğum, gurur duyduğum bir film oldu. Evet, bizim hepimizi de gururlandırdın aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Peki buradaki çalışmalarını biraz sormak istiyorum. Biliyorum sen tiyatro yapmadan duramazsın. Ya. Çok güzel işler geliyordur, seni çok heyecanlandıran işler vardır. Ne düşünüyorsun? Buradaki işlerden de biraz bahsetmek ister misin bize? Şu an için şöyle, aynen çok istiyorum aslında tiyatroya devam edebilmeyi. Çok da güzel oyunlar okudum bu sene. Ne yazık ki şu an oyun yapmaya vaktim yok. Çünkü git gel Fransa'ya, yani Paris İstanbul arasında mekikte okuduğum için böyle bir vakit ayıramıyorum. Çünkü bütün bir seneyi kapsayacak bir şey. Evet. Onun haricinde filmlerle görüşüyoruz. Kesinleşen bir şey yok. Çünkü dediğim gibi yani bir yandan Paris'te de Fransa'da da başka işler var. Bazıları çakışıyor. O yüzden onların daha şey yapamadık, denk getiremiyoruz yani. Aynı tarihlere denk geliyor. Dilerim hem buradaki işler de içime siniyor, oradaki işler de içime siniyor. Ne buradan kopmak istiyorum, ne orada geri kalmak istiyorum. Umarım hepsini güzel bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Yolun ben açık olsun Melisa'cığım. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Tüzgah. En voulant le défendre tous, tu nous condamnes. Ces femmes, les seules choses qu'elles veulent, c'est des écoles pour leurs mômes, tu comprends ça? Il y a peu de gens qui sont capables de faire ce que tu as fait pour nous. Sanat gündeminden öne çıkan haberlerle Afiş devam ediyor. 5 ile 16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 38. İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Müdürü Görgün Taner'in konuşmasıyla başlayan basın toplantısı, festival direktörü Kerem Aya'nın program ve yarışma filmlerini duyurmasıyla devam etti. 175 filmimiz var bu sene, oldukça iddialı bir şekilde giriyoruz. Berlin Film Festivali'nin bütün ödüllü filmlerini almayı başardık. O yüzden insan yani seyircilerimizin bahsini duyduğu birçok film festivalimizde ve öbür büyük festivallerden de oldukça güzel filmlerimiz var. Özellikle yarışma bölümüne yine dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası yarışma bölümüne dikkat çekmek istiyorum. Çok uğraşıp özellikle çok emek verdiğimiz bir bölümü. Çünkü biz her şeyden önce uluslararası bir festivaliz. O yüzden de herkesi festivale bekliyoruz. Özellikle bu sene daha da çok bekliyoruz sponsorumuz olmadığı için. Çünkü gerçekten seyircisiyle ayakta duran bir festival İstanbul Film Festivali. Bu yıl dünya ünlü yönetmen Stanley Kubrick filmlerinin toplu gösterisi yapılacak olan festivalin afişi, yönetmenin Otomatik Portakal filminden ilham alınarak tasarlandı. Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal filmindeki Alex kahramanına bir gönderme bu. Alman Berlinli sanatçı Sebastian Bianiek çizdi bunu. İki suratlı, iki tarafa çizdiği suratlarla meşhur simetrik. Ondan onun yaptığı bir eser oldu. Biz de çok mutluyuz. Gerçekten etkileyici bir şey yaptı. Stanley Kubrick'in bütün filmlerini gösteriyoruz. Bütün retrospektifini yapıyoruz. 13 filmi de festivalde gösterecek. İlk defa büyük ihtimalle bunlar toplu halde Türkiye'de gösteriliyor. Bu yıl festivalde ilk kez bir dizi gösterimi yapılacak. Dijital platformda yayınlanan Hakan Muhafız festival seyircisiyle buluşacak. Dizileri ufak ufak yapmak istiyoruz aslında. Yani köprüde buluşmalarda da bu dizilerin atölyeleri oluyor, dizi yapma atölyeleri falan. Biz de Netflix'ten yani ortaklaşa aslında onların da isteği üzerine biraz bizim de hoşumuza gitti. Bu Netflix ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın gala gösterimi yapacağız. Bütün ekibiyle beraber 26 Nisan'da çıkıyor dizi. Biz de festivalde 11 Nisan'da ilk iki bölümünü göstereceğiz dizinin.
38. İstanbul Film Festivali'nin 4 Nisan akşamı Unique İstanbul'da yapılacak olan sinema ödül töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü yönetmen Şerif Gören'e, Sinema Onur Ödülleri oyuncu Göksel Arsoy ve Selda Alkor'a, Sinema Emek Ödülü ise akademisyen Jacques Chalom'a verilecek. Festival, açılışını Cyrano de Bergerac'ın ortaya çıkış hikayesini anlatan genç Fransız yönetmen Alexis Michalik imzalı Edmund adlı filmle yapılacak. Takipçileri için hatırlatalım, festival biletleri 23 Mart'ta satışa çıkacak. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan sanatçı Sabahattin Turgut'un çavdar sapı kullanarak yaptığı tabloları görmek için son günler. Görenleri hayran bırakan eserlerini emekli ziraat mühendisi Sabahattin Turgut'un kendisinden dinledik. Buraya gelen izleyicilerin hepsi deneme yapmış yani. Onlar o kendi gençliklerinde yaptıklarını hatırlıyorlar. Ben de o anda gördüklerimdir yani. Ama bunu bırakmadım. Devamlı geliştirdim. Ve çok güzel eserler çıktığını gördüm yani. Her yaptığımda mutlaka başka bir denemeye giriyorum. Çavdar sapında gerçek ustalık isteyen bir şey oldu yani. Çavdar çok uzun boylu bir hububattır. Boğum araları 80 santime kadar çıkan bir sap özelliği vardır. Çavdar sapının yaprak saran bir kısmı vardır. O yaprak, yaprağın içinde boru şeklindedir yaprak. O borunun içinde kalan her zaman parlak olur. Güneşi pek etkilenmez. Üst taraf mat görünür. Onu görürsen, onu o şekilde kullanırsan fevkalade bir görüntü çıkar ortaya. Turgut'un tablolarında gündelik hayattan doğaya uzanan geniş bir konu yelpazesi yer alıyor. Çalıştığımda mutlaka bir denemem oluyor. Ve kendimizi aşmak zorundayız yani. Her şeyin yapılabileceğini, çavdar sapıyla yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını göstermeye çalışıyorum zaten. Sabahattin Turgut'un Çavdar Sapı sergisi 15 Mart tarihine kadar Beyoğlu Ziraat Sanat'ta görülebilir. Ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj filmi seyirciyle buluşturacak olan 15. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor. 18 ile 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Cannes, Venedik ve Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok film yer alacak. 8 farklı bölümden oluşan festivalin özel gösterim bölümü Latin Amerika filmlerine ayrılacak. Afişte sırada vizyondakiler var. Haftanın öne çıkan yapımı ise Türk İşi dondurma filmi oldu. Kardeş, ben bağırıyorum sabahtan beri, hiç kimse bir şey anlamıyor. Kimsenin baktığı gibi görmüyor musun? Başka bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? I am stupid. I am idiot ya. I am stupid, stupid, idiot, idiot. What? Hey? Türk İşi dondurma yarından itibaren vizyona giriyor. You are now our enemies, gentlemen. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin başrollerinde Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu yer alıyor. Çocuk babasız büyür ama vatansız büyüyemez. Gülsüm benim oynadığım karakterin ismi. İşte 1910'lu yılların başı diyebilirim. Avustralya'ya gitmiş. Çok sevdiği deveci eşiyle birlikte ve çok yakın arkadaşları. Dondurmacı ile birlikte. Orada yaşıyorlar, bir hayat kurmaya çalışıyorlar, para kazanmaya çalışıyorlar. Bir de bebek dünyaya gelmiş onlar Avustralya'da yaşarken. Bu bir macera filmi. Büyük bir macera var. Dünyanın bir ucuna gitmiş buralı üç insan, hatta 4-5 sonra çoğalıyorlar. Kendilerine bir hayat kurmak için bir yere gidiyorlar ve dramatik bir şey geliyor başlarına. Aslında çok tatlı bir komedi filmi gibi başlıyor film ve çok eğlenceli her şey. Karakterler de birbirinden renkli ve farklı çünkü orijinal karakterler bunlar. Bir numarası olan karakterler. Ve film savaşın başlamasıyla aslında
çok ciddi bir şekilde bambaşka bir duyguya evriliyor. Son dönemde hem TV dizisi hem kitabı hem de tiyatro oyunuyla adından söz ettiren Erkan Kolçak Köstendil filmde Deveci Ali karakterine hayat veriyor. Benim karakterim biraz daha böyle aman başımıza bir şey gelmesin, aman kötü bir şey olsa da biz karışmayalım diyen taraf. Ama işte öyle diyenlere de bu işleri nasıl sıçradığını gösteren bir hikayesi var yani. Köstendil, kaybolan ana akım sinemanın yeniden hareketlendiğine dikkat çekiyor. Bizim bundan 2 sene önce bir ortadan kaybolan bir ana akım sinemamız vardı. Hep söylediğimiz bir şey yani festival filmleri işte bu anlamda çok başarılı işlere imza atan yönetmenlerimiz var. Zaten iyiyiz yani o konuda. Ama ana akım sinemamız böyle bir komedi diyebileceğimiz, ona benzeyen bir şeyin içine sıkışıp kalmıştı son yıllarda. Ve ana akım sinemamız ortadan kaybolmaya başlamıştı. Bu filmlerle beraber, geçen seneden beri bu filmlerle beraber işte gerek ne bileyim işte Mustafa Osun'un çektiği filmler olsun. İşte Bolt Pilot, yani sayabileceğim böyle tekrar bir sinemada hareketlenme ve bizlerin de oynamaktan keyif alacağı işler ve senaryolar gelmeye başladı. Bunu çok yararlı ve iyi buluyorum açıkçası. Ali Altay, dondurmacı Mehmet karakterini canlandırıyor. İki tane çok iyi, çok tatlı, kendi yaşadığı yere uyum sağlamaya çalışan, gurbetçi gibi ama yani neden orada olduğunu çok fazla açıklamadığımız, altını çizmediğimiz iki tane çok tatlı çocuğun hikayesi aslında bu. Bir tanesi evli, bir tanesi orada küçük tatlı kendi dünyasında bir aşk yaşayacak falan. Ben o dondurmacıyı oynuyorum. Onların dönüş hikayesi, dönüş macerasını konu alan bir film aslında bu. Limonata ve Ölümlü Dünya gibi filmlere imza atan Ali Atay'ın son filmi Cinayet Süsü tamamlanmış ve vizyonu bekliyor. Komedi türünde, bu çok komedi türünde oldu. Çok komik oldu ya film. Çok acayip bir film oldu yani. Ekip, kadrosu falan da muhteşem. Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, yine Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen, Mehmet Özgür. Yani çok çok tatlı bir ekip oldu. Ya o bir polisiye. Polisiye komedi demeyeyim de yani polisiye bir seri katil hikayesi. Türkiye'de biz bunu nasıl becerebiliriz, nasıl yürüyebiliriz bunun üstünlerinin tartışmasını yaptık. Yani seri katillik bizde çok fazla bilinen bir şey değil. Biz de bunu nasıl kıvırabiliriz diye sonunda çok tatlı bir şeyi var. Çengel attık sonuna. Ya bu tür hikayelerde böyle çok anlatması çok zor hikayelerde ben muhakkak işin içine yani mizah sokulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o bir can simidi gibi oluyor bir noktada. Ya bizim bu filmde de var. Ya bu iki karakteri mesela anlatmanın mizahi yönü olmadan anlatmanın çok zor olacağını düşündüm ben hikayeyi ilk duyduğum zaman. Ya iki tane çılgın, iki tane deli oradan kalkıp memleketlerine savaşmak için gelmeye çabalıyorlar. Ya bunu çok fazla inanarak yaparsak seyirci de bir zaman sonra inanmama durumu söz konusu olabilirdi. Ben bunu ilk duyduğum andan itibaren bu Türk işi dondurma mevzusunda dedim ki bunlar gerçekten çok komik. Yani bu durumlar çok komik. Ya bunların dönme hikayeleri çok komik. Bence bu çocuklara böyle yaklaşalım. Benim kafamda hep o vardı. Ya burada mesela mizah bize çok yardımcı oldu. Yani o taraftan bakmak çok yardımcı oldu. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği Türk İşi Dondurma yarından itibaren sinemalarda. Allah yardımcınız olsun. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, onursal şefi Gürer Aykal'la birlikteliğinin 20. yılı için özel bir konser düzenleyecek. 20 yıllık bu süreci Gürer Aykal'la konuştuk. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. BIFO 20. yılını kutluyor bu yıl. Bu zamanı, bu süreci biraz sizden dinleyelim. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası nasıl kuruldu? Nasıl aşamalardan geçti ve günümüze geldi? Çok teşekkür ederim. Ben İtalya'da San Remo kentinin orkestrasının baş konuk şefiydim. Yılda 5-6 kez orada yönetirdim. Beni çağırdılar, İstanbul'a geldim. İstiklal Caddesi'nde bir buluşma oldu. Bu buluşmada ben ilk kez aileyi gördüm. Hiçbirisini tanımıyordum. Ancak Asım Kocabey'i tabii biliyordum.
Orada kendilerinin bir oda orkestrası olduğunu, bu oda orkestrasının şefliğini benim yapıp yapmamamı benden istediler, sordular. Ben de kendilerine aynen oda orkestrası bana dar gelir. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olmak istiyorsanız sizinle seve seve çalışırım dedim. Filarmoni Orkestrası dediniz. Evet. Bunun gerekleri nedir diye bana sordular. Ben de söyledim yani senfoni orkestrası demek işte genelde devlete bağlı orkestralarımız senfoni orkestralarıdır. Bu çok bilinmeyen bir şeydir, o yüzden dikkatle dinliyorum sizi. Öyle mi? Filarmoni orkestrası hani fiil sevmek, filarmoni bu çok sesliliği sevenlerin oluşturduğu derneğin veya o kurumların örneğin Berlin Filarmoni Orkestrası var. Tabii Berlin'de senfoni orkestrası da var ama filarmoni var. Bu örneği de verdim kendilerine ve bu şekilde el sıkıştık ve ayrıldık. Bana 5 yıllık kontrat verdiler. 2 yıl içinde orkestra bütün Beethoven senfonileri bir dilde çalan çakı gibi orkestra oldu. Yani Asım Kocabıyık gerçeği bu. Olağanüstü bir insandı. Yıllarca da böyle devam etti zaten. Tabii Asım Kocabıyık şimdi aramızda değil. Ama ben biliyorum Asım Kocabıyık kimle beraber. Biliyorum ki o Atatürk'le beraber şimdi hala çalışıyor. Evet, ne güzel. Yani Bifo şimdi kendini öyle bir kanıtladı ki, öyle bir orkestra oldu ki. Yani kuruluşundan bugüne kadar bu 20 yıl içinde kaç kez yurt dışında, yurt içinde konserler verdi. Yalnız İstanbul'la değil. Tabii. Yani yalnız İstanbul'a bağlamamak lazım. Yurt dışında çok konserler yaptı. Dikkat ederseniz her yıl ve dünyanın en iyi konser salonlarına çağrılan bir orkestra oldu. Klasik müzik dinleyicisinin durumunu konuşacak olursak neler söylersiniz? Yurt dışında da konser veriyorsunuz, Türkiye'de de konser veriyorsunuz. Bir karşılaştırmada bulunacak olursanız. Evet. Açık söyleyeyim, seyircileriyle Türkiye birçok ileri ülkenin daha ilerisindedir. Türkiye'deki konsere giden genç sayısını siz Almanya'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da göremezsiniz. 14 Mart Perşembe günü çok özel bir konser gerçekleştirilecek. 20. yıl şerefine düzenlenecek bu konser. Biraz detayları sizden alalım istiyorum. Programı bize anlatır mısınız? Neler olacak? Ve repertuardan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Peki. Şimdi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yaptığı en önemli çalışmalarından birisi birçok eserin dünyadaki ilk seslendirişini yapmak. Eserler ısmarlamak. Yani aslında Türk bestecilerinin daha çok eser vermelerini sağlamak ve besteciyle beraber gelişen müziği desteklemek. Bu kadar basit. Ama bunu görev bilen bir orkestradır. Mahir Çetiz adında genç bir bestecimize ki Amerika'da birçok birincilikler almış bir bestecidir. Onun Nehrin Düşleri diye bir eseriyle başlayacağız. Ardından Greek Piano Konçertosu ki herkesin en sevdiği bir eserdir bu konçerto olarak. Ve aradan sonra da biz Gezegenleri yapacağız. Gezegenleri yaparken şurada ben Ahmet Erenli'ye sizlerin önünde bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunun NASA tarafından hazırlanmış görüntüleri vardır. Biz Gezegenleri çalarken aynı zamanda o gezegenlerin görüntüleri sahnenin arkasında seyirciyle paylaşılır. Evet. Bunu sağladı Ahmet Erenli. Kendisine sizin önünüzde teşekkür ediyorum. Bu konserde çok önemli bir şey daha var. Gezegenlerde koro var. Kadınlar korosu var. Ve İstanbul'un İnci gibi bir korosu var biliyorsunuz. Bir de şefleri var. Ben ona sihirbaz diyorum, Masis. Adam gerçekten sihirbaz. Neler yapmıyor. Onlar balkonun en arkasında, en son parçada bize katılacaklar. Öyle bir hava olacak ki, yani o konsere gelen bu tadı hiç unutmaz yaşamı boyunca. Ben şimdiden Masis'e ve Koro'ya teşekkür ediyorum. Lütfü Kırdar konser salonunda gerçekleşecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Daha nice 20 yıllara diyelim. Çok sağ olun. Sizlere bu hafta Galeri Apel'den seslendik. Galeri Apel, tuhafiye konulu sergisinde toplumsal yaşamın ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle unutulan tuhafiyeleri yeniden hatırlatıyor.
Sergi, sanatçıların tuhafiye malzemeleri kullanarak ürettiği güncel sanat eserlerinden oluşuyor. Tuhafiye sergisi 7 Nisan tarihine kadar Galeri Apel'de görülebilir. Bu haftalık afişin sonuna geldik. Yeni haftada tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın.